İyi akşamlar sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bu akşam Gündem Özel'de Artı Bir Kamuoyu ve Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu en taze, en güncel anketin sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu pazar seçim olsa hangi parti ipi göğüslüyor? Gerçi bu da doğru bir tabir mi onu da bilemiyorum. Çünkü birinci parti olarak çıkmanın pek bir anlamı kalmadı. İttifaklar dönemi başladı sistem değişikliğiyle birlikte. Hangi ittifakın önde olduğu, hangi bloğun önde olduğu daha önemli gibi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayın ya da adayların şansı daha yüksek? Ülkedeki ekonomik duruma dair halkın görüşleri ne? Bu ekonomik tablonun değişeceğine kısa vadede inanıyorlar mı? HDP'nin kapatma davası var. Yurttaşlar bu davaya nasıl bakıyorlar? Ne yurttaşların en güvendiği kurum hangisi? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabını bu ankette bulacağız. Aynı zamanda Millet İttifakı'nda İyi Parti kaynaklı bir takım sorunlar var gibi görünüyor. İyi Partili isimlerden ardı ardına Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan açıklamalar geldi. Bu açıklamaların anlamı ne? Açıklamayı yapan isimlerin parti içinde, ittifak içinde özgün bir ağırlığı var mı? Akşener'den izinsiz bu açıklamalar yapılabilir mi? İttifak çatırlıyor mu yoksa bir ön alma çabası mı? Bunları da konuşacağız. Yine AKP iktidarının üslubunu sertleştirmesi, kontrollü bir gerilim politikası izlediğine dair emareler var. Sedef Kabaş, Sezen Aksu gibi isimlerin hedef alınması, Sedef Kabaş'ın tutuklanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen Sedef Kabaş'la birlikte iyi bir ivme yakaladık, sürdürelim denmesi bu kontrollü gerilimin bir parçası mı? İktidarın gündeminde aynı zamanda süreklilik arz eden bir başlık daha var. Ekrem İmamoğlu ve İBB. İstanbul'da biliyorsunuz malumunuz bir kar kaosu yaşandı. Ama iktidar çevreleri bunun ihalesini tamamıyla İBB'nin üzerine bıraktı. Faturayı İBB'ye kesti. Halbuki 3. havaalanı, yeni yapılan havaalanı, TEM otoyolu da ulaşıma kapandı. Bunlar iktidarın sorumluluğunda olan alanlar. Aslında tek başına İBB'ye yönelecek, yöneltilmesi gereken bir eleştiri. Haksızlık ama iktidar çevrelerinden bu konu sürekli gündemde tutuluyor. Bunlar ve daha fazlasını bu programda masaya yatıracağız. Konuklarımızla birlikte Artı Bir Araştırma Genel Müdürü Sayın Hüseyin Çalışkaner. Sayın Çalışkaner hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siyaset bilimci doçent doktor Burak Cop. Burak Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Çalışkaner, sizin anketinize geçeceğiz ama öncesinde bir genel değerlendirmeyle Burak Bey'le başlamak istiyorum. Sayın Job, birazdan Artı Bir Araştırma'nın anketini detaylı değerlendireceğiz ama genel bir değerlendirmenizi almak istiyorum. İktidarın sanki kontrollü bir gerilim stratejisi var ve bir süredir muhalefette olan gündem belirleme üstünlüğünü de bu son zamanlarda yaptığı negatif hamlelerle geri eline almış gibi görünüyor. Gazeteci Sedef Kabaş'ın bence haksız yere tutuklanması, bir sanatçı olan her ne kadar geri adım geldiyse de Sezen Aksu'nun bir camide dilinin kopartılmakla tehdit edilmesi bunları örnek olarak gösterilebilir. Sizin değerlendirmeniz nedir? Muhalefet gündem belirleme üstünlüğünü tekrar iktidara kaybetti mi? Muhalefet uzun bir süredir, yani yaklaşık bir yıldır sizin de belirttiğiniz gibi gündemi belirleme konusunda inisiyatifi ele almıştı. Bunda da Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkışları en önemli rolü oynuyordu. Yaklaşık bir aydır aynı etkiyi göremiyoruz. Bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Yani geçici olması önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Önemli bir olaydır bu. Yani 20 Aralık günü dövize çevrilebilir mevduat eski adıyla. Şimdiki adıyla ise döviz korumalı mevduat hamlesinin gelmesi ve aşırı derecede yükselmiş olan yabancı para birimlerinin Türk lirası karşısında görece değer yitirmeleri. Tabii bunun bir zarardan kâr olduğunu da altını çizelim. Neticede 4 yıl önce 4,5 lira olan dolar 18 liraya çıkıp da 12,5'a iniyorsa burada TL'nin değer kaybından çok kayıptan kazanç olduğunu tespit etmek lazım. Ama ekonomide de siyasette de algıları yönetmek, toplum psikolojisini yönetmek, yeri geldi mi algı manipülasyonu yapmak önemli ve fayda ediyor. Kalıcı bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Ama bir süreliğine de olsa inisiyatifi eline aldı iktidar ve tabii en önemlisi de asgari ücrete yapılan zam. Tabii Türkiye'deki hayat pahalılığını dikkate alacak olursak, şimdi faturalar da hepimizin elini yakmaya başladı. Bu asgari ücrete yapılan artış, keza onun hemen akabinde emeklilere ve memur maaşlarına yapılan TÜİK'in açıkladığı güvenilir olmayan
enflasyon oranına dayalı yapılan zamların da çok kısa sürede eridiğini, yani kaşıkla verilenin kepçeyle geri alındığını görüyoruz halktan. Ama ne olursa olsun bunun etkisinin hissedilmesi ve de anketlere yansıması biraz zaman alacaktır. Programdan önce sizle Hüseyin Bey'le de aramızda konuştuğumuz konu buydu. Hüseyin Bey'den rol çalmayayım. Kendi sırası geldiği zaman bunu ayrıntılarıyla izah edecektir. Şimdi bu inisiyatifi iktidarın yeniden ele almasının daha çok iletişim düzeyinde, iletişim boyutundan ibaret olduğunu tespit etmek lazım. Yani bazı hamleler yapılıyor. Kontrollü gerginlik dediğiniz şey bu yeni bir şey değil. Açıkçası Türkiye'de muhalefetin tehdit edilmesi, hatta kimi yerlerde muhalefetin önde gelen isimlerinin tacize, hatta saldırıya uğraması gerçekleşti Türkiye'de. Kılıçdaroğlu'nun linç girişimine uğramasından tutun da Meral Akşener'in Rize'de uygar ve demokratik protesto diye tanımlanamayacak şiddetli bir muameleye maruz kalması da bunun örneğidir. Keza kimi açıklamaları da vardı Erdoğan'ın. Muhalefet iktidara geleceğiz, iktidara gelmekten söz etmese kendileri açısından daha iyi olur anlamına gelen cümleler sarf etti. Bu bakımdan yeni bir şey yok. Orada ya bir Cumhur İttifakı partileri arasında ya bir görev bölümü var ya da MHP durumdan vazife çıkararak inisiyatif kullanıyor. Yani gözdağı verme, parmak sallama, yeri geldiğinde tehditlerde bulunma, özellikle sanatçıları hedef alan tehditler konusunda MHP biraz daha öne çıkıyor. Bu dediğim gibi bir kasıtlı, yani amaçlanmış bir görev bölümünden mi kaynaklı, yoksa MHP'nin kendi inisiyatif kullanması sonucu olan bir şey mi bilmiyoruz ama yani Cem Yılmaz, Fazıl Say, Sezen Aksu, aklınıza gelebilecek kim varsa Devlet Bahçeli'nin sert sözlerinin hedefi oldu. Bu gerilim politikası ve muhalefeti terörize etme çabası elbette ki seçime kadar devam edecektir. Yeni bir şey görmüyorum. Burada şunun izlenmesi gerekiyor. Bunun şiddeti ne olacak? Yani artış mı kaydedecek yoksa mevcut düzeyde devam mı edecek? Çünkü hatırlayalım, Türkiye'de üzerinden çok da vakit geçmedi. Pek çok muhalif gazeteci, hatta muhalif siyasetçiler de işte İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı söz gelimi, kimi televizyon programları çıkışından sonra canlı yayınların çıkışından saldırıya uğradılar. Bunların hepsinin ortak özelliği aslında bir zamanlar MHP kökenli olup şimdi İYİ Partili ya da İYİ Parti'ye yakın olup MHP'nin hoşuna gitmeyen şeyler söyleyen insanlar olmasıydı. Selçuk Özdağ da onun da adını analım. Ben bu açıdan yeni bir durum görmüyorum. Türkiye'de krizlerin sürekleşmiş olması aslında iktidarın bir yönetememe hali, yönetme zaafından kaynaklı olduğu kadar biraz da tercihten kaynaklı. Yani sürekleşmiş bir kriz hali ve her krizden bir fayda çıkarmaya çalışmak, bir fayda sağlamaya çalışmak aslında iktidarın stratejisinin bir parçası. Şimdi İstanbul'daki yoğun kar yağışının yol açtığı karmaşayı ele alalım. Dediğiniz gibi TEM Otoyolu, 3. Havalimanı, bunlar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Ulaştırma Bakanlığı'nın yetkisi altındaki yerler. Zaten 3. Havalimanı'na giden yolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil, bir konsorsiyumun elinde. Beşli çete tabir edilen konsorsiyum. Fakat buradaki trafiğin durmuş olması, hatta kar yağışının ilk başlarında pazar veya pazartesi günü İstanbul ve Ankara arasındaki otoyol kapandı bazı yerlerde. Araçlar kara saplandılar. Yani Türkiye'nin başkentiyle en büyük şehrini birbirine bağlayan otoyolun kapanmasından söz ediyoruz. Fakat bu kaos ve karmaşa halinden bile bir siyasi fayda çıkartabiliyor iktidar. İmamoğlu'nu hedef alarak. İmamoğlu'nun hedef alınması yani görünen köy kılavuzu istemez. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi en çok konuşulan, en çok tartışılan, adı zikredilen 3 kişiden biri İmamoğlu. Buna ayrı bir başlık da tamam, o zaman bitirken de şeyden dilerseniz bahsedelim biraz. Millet İttifakı içindeki insicam bozulması. Ona da ayrı başlıkta geleceğiz. Ayrı başlıkta girersek o zaman başka değinmemiş istediğiniz bir şey yoksa Hüseyin Bey'e sözü bırakalım. Değerlendirmeleriniz için şimdilik teşekkür ederim. Sayın Çalışkaner, Sayın Job'u duydunuz. Kontrollü bir gelelim stratejisi var ama bunun kalıcı olmayacağını, gündem belirleme üstünlüğünün muhalefetin elinden iktidara geçmesinin kalıcı olmayacağını ve bu algı yönetiminin faydalı olmayacağını söyledi. Sizin buradaki değerlendirmeniz nedir? Buradaki değerlendirmeden sonra ankete geçelim.
Ben de burada Burak Bey'e katılıyorum. Yani bir kalıcı bir, sürdürülebilir bir politika değil. İktidar istediği kadar kontrollü gerginlik yaratsın, yaratmasın, bu noktada çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani Sezen Aksu ile ilgili camide mikrofon alınıp dilini koparırız söylemi bir hafta geçince işte benim Sezen Aksu'ya söylemim değildi gibi bir söylem söz konusu. Sedef Kabaş'ın gece saat 2'de gözaltına alınması bu noktada iktidarın kendi seçmenini kısmi de olsa konsolide etmeye yarasa bile ancak bunlar günübirlik yaşanan şeyler. Halkın temel gündemine tekrar dönecek olduğumuzda esas sorun ekonomi. Yani mutfaklarda ciddi ateş düşmüş durumda. İşte gelen yeni faturaları görüyoruz. Faturalar %200 oranında artmış durumda. Dolayısıyla da bu kontrollü gerginlikle iktidar çok sürdürülebilir bir politika üretemez. Bir şey üretmekten ziyade temelde yapmış oldukları şey Burak Bey'in de söylediği gibi algı yönetimiyle kitleleri yönetmeye çalışıyorlar. Çok da deminki sorduğunuz soru da psikolojik üstünlüğün iktidara geçip geçmemesiyle ilgili uzun zamandır muhalefet belirliyordu gündemi. Dünkü mesela tam Sayın Erdoğan'ın olduğu saatte Sayın Kılıçdaroğlu'nun kanala bağlanmak istemesi ve kanal tarafından ya da Sayın Erdoğan'ın danışmanları tarafından reddedilmiş olması başlı başına bir garip bir durum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun program yaptığı esnada bakanlar, meclis başkanı, neredeyse ilçe başkanına kadar programa bağlanacaktı. Evet. Madem öyle ana muhalefet liderini neden programa bağlamıyorsunuz? Yanı sıra da işte bizim araştırmamızda da var medyaya ne kadar güveniyorsunuz diye. Algı yönetimine kendi halkları da kendi tabanı da inanmıyor Cumhur İttifakı'nın. Çünkü prompterda sorudan önce cevap geldi mesela. Çok evet. Enteresan. Yani Türkiye siyasal tarihinde herhalde bu bir ilktir. Daha soru gelmemiş, önce cevap geliyor. Soru arkasından gelen bir durumla karşı karşıyayız. Bir diğer geleceğimiz nokta da Kar'la ilgili Ekrem Sayın İmamoğlu'na yüklenen misyon var. Burada İstanbul Havalimanı çöktü. İki bakan, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı. Ulaştırma Bakanı. Ben bile bakanların ismini Kara bu kadar işin içerisindeyim unutuyorum. İstanbul Havalimanı'na inemeyip Atatürk Havalimanı'na indiler. Evet. Biliyorsunuz ki Atatürk Havalimanı'nda en önemli pistler zedelendi. Hastane kuruldu falan filan ve benzeri ama o hastane kullanılmadı. Biz şunu gördük, dünya şunu gördü. İstanbul Havalimanı'na çevik kuvvet girdi. Evet, bunu da görmüş olduk. Yani oradaki turistlerin bize otel sağlayın deyip ne bileyim yürüyen banklarda, merdivenlerde uyuduğunda birçok videoda gördük. Dolayısıyla da istedikleri kadar bu noktada kar ve bu tip felaketleri Sayın İmamoğlu'nun üzerine atsalar da biz Gaziantep'te kendi iki belediyeleri arasında, Cumhur İttifakı'nın ya da AK Parti'nin iki belediyesi arasındaki çekişmeden dolayı bir haftadır çöplerin toplanamadığını gördük. Şimdi böyle bir durum da söz konusu. Kars'ta durum ortada. Burak Bey'in de söylediği gibi İstanbul-Ankara arasındaki otoyol kapanmış. İstanbul Havalimanı'ndan şehir merkezine gelen otoyol kapanmış. Siz istediğiniz kadar burada algı yapın. İstediğiniz kadar Ekrem İmamoğlu Balıkçı'ya gitmeseydi bu olmayacaktı. Demeyin bu çok safsata. Burada çok inandırıcı gelmiyor zaten. Çok etkisi olmayacak yani. Evet. Şimdi en son yaptığınız ankete geçelim istiyorum. Birçok konuda sorular yönelttiniz. En güvenilir kurumdan ekonomik tabloya kadar vatandaşlara mutlu musunuz diye bile sordunuz. Beklendiği gibi mutsuz oldukları ortaya çıktı çoğunlukla. Ona da geleceğiz. Ama ben bu pazar genel seçim olsa durum nedir? Oradan başlayalım istiyorum. Olur. Kim önde? Hangi parti? Hangi ittifak? Oradan başlayalım ve devam edelim. Tamam. Şimdi demin sizin söylediğiniz gibi artık bir partinin birinci olması yeni sistemde yani başkanlık sisteminde, cumhurbaşkanlığı sisteminde artık aslına bakarsanız çok önemli bir. Şimdi bu sistem ya da bu rejim ortaya çıkarken koalisyonları, ittifakları ortadan kaldıracağız diye çıkan bir rejimken şimdi tüm partileri aslına bakarsanız ittifaklara mahkum etmiş durumda. AK Parti ilk 2002 seçimlerinde iktidara geldiğinde şu anda da söyleyeceğimiz ekranda da görünen sonuçlara baktığımızda hemen hemen bu oylara yakın zaten iktidara geldi. %34 aldı i̇şte baraj çok, sayesinde. İşte çok yakındı. Şimdi AK Parti yine birinci parti olmasına rağmen
Ama ittifaklara mahkum bir parti haline dönüştü. Dolayısıyla söz konusu sistem, söz konusu rejim partileri ittifakların içine sokmak zorunda kaldı. Buna Cumhuriyet Halk Partisi dahil, İyi Parti dahil, AK Parti dahil. Şimdi son biz aylardır sürekli yaptığımız araştırmalarda AK Parti böyle 30, 30.1, 30.2, 30 bandının üstüne çıkamıyordu bir şekilde. Ancak bu ay yaptığımız, bu arada araştırmanın da künyesinden kısaca bahsedeyim. Tabii. Araştırma 26 ilde yapıldı. 1500 kişiyle görüşüldü. TÜİK kotası uygulandı. Metodoloji olarak telefonda anket yöntemini uyguladık. Biz bunu açıklamazsak RTÜK zaten şey arıyor, bahane arıyor. Artı TV'ye de ceza yazmasın. Öncelikle künyesini söyleyeyim. Şimdi son yaptığımız araştırmada geldiğimiz noktada AK Parti'de bir kıpırdama görüyoruz biz. Yukarı yönlü bir kıpırdama. Yukarı yönlü bir kıpırdama. Evet, yukarı yönlü bir kıpırdama. Yaklaşık 1 puanlık, 1,5 puanlık bir artış söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi kendini korumakla beraber çok az bir yükselme görüyoruz. Bir önceki ayla karşılaştırarak bunu söylüyorum. İYİ Parti'de çok küçük bir düşüş olmakla beraber MHP'de de düşüşü görüyoruz. HDP hemen hemen oylarını koruyor. Şu oy oranlarını da bir söyleyelim. 31,2. AK Parti 31,2. Cumhuriyet Halk Partisi 26,8. İYİ Parti 14,2. MHP 7,1. Bazı izleyicilerimiz ya da Twitter'dan yazanlar var. Şu anda da işte niye oy sıralamasına göre koymadınız diye. Biz birazcık HDP'yi 3. yol olarak koyduğumuz için, düşündüğümüz için HDP'yi burada bu sıralamaya koyduk. Onu özellikle belirtmek istiyorum. HDP 13,5, Saadet Partisi 1,6 iken Gelecek Partisi 1,7, Deva Partisi de 3,9 gibi burada bir orana sahip. Kritik iki değişim var bence. Size de Burak Bey'e de soracağım. Bu AKP'deki 1,5 puanlık toparlanma birincisi bu. İkincisi de HDP'nin 13,5. Yani Haziran 2015'te HDP siyasi geleneğinden gelen partiler hepten bu yana en yüksek oy oranına 2015 Haziran, 7 Haziran seçimlerinde ulaşmıştı. Doğru. 13,3'tü. Sizin saptamanız 13,5 ile o oy oranının üzerine de çıktığını gösteriyor. İlk önce AKP'deki bu 1,5 puanlık artış nedir? Onu değerlendirmenizi rica ediyorum. Şimdi her ne kadar orta tabakayı çok etkilemiş olsa da halkta çok büyük bir şok şeklinde sunulan Sayın Nebati'nin gözlerimin içine bakın ne görüyorsunuz söylemiyle 20 Aralık'ta yapılmış olan dolar operasyonunda halkta şöyle bir etki yaratıldı. Esasen işte bu bir aydır psikolojik üstünlüğün iktidara geçmesinin başlangıç temeli dolarda yapılan operasyon. Dolar 18'e kadar çıkarıldı. Birdenbire 11'lere kadar düşürüldü. Şimdi dolar ortalama 13,5. 8'den 13'lere çıkmışken bunu konuşulmuyor. Ancak 18'e çıkarılıp küçük yatırımcı mahvolmuş durumda. Evet. Sayın Nebati diyor ki kimsenin umurunda değil çünkü küçük yatırımcı. Ama her ne kadar böyle de olsa tabanda şu etkisi yarattı. Bunu görmek gerekiyor. Sayın Erdoğan isterse doları düşürür. Aslında bu dolar Sayın Erdoğan'ın kontrolünde gibi bir başlangıçta başladı. Oyların bir tık yükselmesi, kur korumalı dolar ya da yatırım vadeli hesaplarda orta sınıfa etkiledi. Orta sınıfın da bu noktada çok küçük de olsa fikirlerini değiştirdi. Geldiğimiz diğer bir etken, 1-1,5 puan noktasında yükselmesinin bir ikinci sebebi ise beklenmeyen oranda asgari ücrete yapılan zam. Şimdi ortalama birçok ekonomist ve benzeri iş insanının konuştuğu şuydu. İşte asgari ücreti 3500 seviyesinde bekliyoruz gibi bir durum vardı. 4250 gibi bir rakam açıklandı. Bu noktada da AK Parti'ye oy vermiş dar gelirli seçmen kitlesini ciddi anlamda etkiledi. 2800 liradan 4250 liraya %45, %50 oranında yapılan bir zam tabii ki kitleyi etkiledi. Bu anlamda da AK Parti'ye bir toparlanma olduğunu sağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi de asgari ücrete yapılan zam oldu. Sanırım bu kitle henüz elektriğe, doğalgaza ve gıdaya gelen zamların farkında değilken o zaman.
Şu an faturalarda gelmedi. Açıkçası bir araştırmacı olarak şunu ben de merak ediyorum. Şubat ayında da bu çıkacak bu araştırmamız. Şubat ayında da aynı oranını koruyabilecek mi AK Parti merak ediyorum. Çünkü gelen faturaları görüyorum. Faturalar yaklaşık %150, %200 gibi artışlara sebep. O mutfaktaki yangın hangi boyuta ulaşacak onu hep birlikte göreceğiz Şubat'ta da yaptığımız araştırmada. HDP'ye geçmeden önce Burak Bey'in bu AKP'deki 1,5 puanlık artışa dair yorumunu merak ediyorum. Sizce neden? Evet, Hüseyin Bey'in getirdiği açıklamaya ek olarak aklıma gelen başka bir açıklama yok. Yani düşünün ki Ayasofya'nın camiye çevrilmesi dahi binde birlik bir katkıda bile bulunmamışken AK Parti oylarına. Ne oldu da son bir ayda böyle bir artış oldu? Son bir aydaki gelişmelere bakmak lazım. Herhalde Sedef Kamaş'ın tutuklanması seçmen tarafından mutlulukla karşılanıp da 1,5 puan artmış değil oyu. Tamamen ekonomiye dair yaratılan, aslında hiç devamlı olmayan, sürdürülebilir olmayan ama günü kurtaran, yani günü kurtarıyormuş gibi yapan hamlelerin AKP seçmen kitlesindeki yarattığı etki. Özellikle de alt gelir grubu, düşük gelir düzeyindeki yurttaşlar açısından olumlu karşılandığını görüyoruz. Fakat hayat pahalılığı gerçeği devam ediyor. Faturalar ödeniyor, ödenecek. Sadece Ocak ayında değil, Şubat ayında da, Mart ayında da bu faturalar yüklü gelecek. Asıl o zaman görmek lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde de Nisan-Mayıs gibi iki partinin, yani AKP ve CHP oylarının anketlerde birbirine çok yaklaşması, eşitlenmesi, hatta CHP'nin belki öne geçmesi gibi bir beklenti var. Öyle bir umut da var. Benim yapabileceğim yorum bu. Yani bunları ek olarak söyleyebileceğim başka bir şey yok. Ama tabii şapkadan çıkarılabilecek tavşanlar henüz bitmedi. Yani seçim zamanında yapılacaksa eğer, ki erken seçim gerçekten istemiyorlar. Bu şapkadan başka tavşanlar da çıkartılabilir. Yani milliyetçi, militarist politikalarla halkı bir şeye sokmak, bir nizama sokmak, bir topluma amiyane tabiriyle ayar vermek, herkesi hizalamak, böyle milliyetçi bir söylemle. Bunu mümkün kılacak politikalar olur mu? Göreceğiz. Mesela konuşmuyoruz. Belki konuşuruz ilerleyen safhalarda. HDP'nin kapatılması olasılığı göreceğiz. Var. Yani henüz tüm kozlarını oynamış değil iktidar. Ki seçime kadar da daha oynayacağı kozlar var. HDP demişken, HDP'nin kapatılması zaten ankette de ayrı bir başlık olarak sorulmuş. 13,5'lik bir oya ulaşıyor. Dediğim gibi o siyasi gelenekten gelen partilerin aldığı en yüksek oydan daha fazla. Haziran, evet. 2015'te, evet. 13,3'tü. Evet. Onun da üzerine çıkmış. Bazı anketlerde HDP bu arada baraj altında da görünüyor. Doğru. Sizin bu değerlendirmeniz, bu oy oranına dair değerlendirmeniz nedir? Yüksek çıkmış, evet. Yani ben o kadar yüksek olduğunu görmemiştim daha önce. Fakat tabii HDP'nin en azından baraj sorunu olmadığı çok açık. Yani HDP baraj altında gösteren anketlerde dahi, hatam varsa Hüseyin Bey düzeltsin, kararsız seçmen dağıtılmadan evvel barajın hemen altında. Yani baraj sorunu olan bir parti değil. Hatta en çok yapılan yorumlar da mevcut seçim sistemi değişikliği tartışmaları kapsamında barajın %7'ye indirilmesi, ki o konuda anlaştıkları söyleniyor ittifak ortaklarının. Bunun en önemli sebeplerinden biri de HDP'nin oy oranını azaltmak. Çünkü parti barajı açsın diye takviye oylar alıyor HDP her seçimde. 1 puan, 2 puan, 3 puan. %7'lik bir baraja indirirsek, ya barajı %7'ye indirirsek HDP kendi hakiki oyunu alır ve böylece ekstra oy almaz gibi bir beklenti de var. Tabii ben hala bir soru işareti, hala bir şerh koyuyorum oraya Fatih Bey. Çünkü seçim sistem değişikliği lafları ortaya atıldığında tarihler Mayıs 2020'yi gösteriyordu. Hı hı. Neredeyse 2 yıl olacak. Hala gelmiş değil. Yani kulis haberlerine bakıyorsunuz. 1-2 hafta içinde TBMM'ye indirilecek tasarı deniyor. Ben o tasarı Meclis Genel Kurulu'na gelmeden, gözümle görmeden ona inanmam. Zaten bu gidişle yetişmeyecek. Yani yetişir. Yetişir. Zamanında yapılacak seçime yetişir. Ancak ona yetişir. Ona yetişir. Zaten tabii birkaç bilinmeyen denklem. Yani erken seçim neticede bir kozdur, bir silahtır. Yani yeri geldi mi bunu tercih edebilir iktidarlar. Avantaj sağlamak için de tercih edebilirler. Dezavantajlarını minimize etmek için de tercih edebilirler. Şimdi böyle bir seçim sistemi değişikliği getirdiğiniz zaman aslında bir yıl geçmeden uygulanamayacağı için erken seçimin önü kapanabilir gibi bir algı ortaya çıkıyor. Muhalefete bunu düşündürtmek de isteyebilirler.
Fakat barajın %10 yerine %7'ye inmesi çok marjinal bir değişiklik ve seçim sonuçlarında partilerin oy dağılımını da etkilemeyecek bir değişiklik. Dolayısıyla hem bunu yapıp hem de bir sebepten Haziran ayında veya yazın veya sonbaharda erken seçime gitme opsiyonunu da her zaman elde tutmak isterler. Erken seçimde bir koz olarak tabii görünüyor. Sayın Çalışkaner, 13,5 saptamışsınız SDP'yi. Evet. Bir yükseliş görünüyor. Kapatma davası da demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Onu da ayrıca sormuşsunuz kapatma davasına yurttaşların bakış açısını. Anayasa Mahkemesi'ndeki son üye ataması da aslında kritik bir atama. Bu biraz da HDP'nin mağdur edilmesine yönelik olarak bir sahip çıkma arzusunun göstergesi mi? Yoksa zaten siz kademe kademe bu yükselişi saptıyor muydunuz? Şimdi zaten öncelikle şeyi söyleyeyim. Sayın Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da şöyle bir açıklaması var. Eğer yapılacak ilk seçimde biz %15 almazsak kendimizi başarısız sayarız diye bir açıklaması var. Bu noktada da bir kere ülkede nüfus artıyor. Yani 2015'te 78 milyon ya da o civardayken, 2018'de 81 milyon olmuşken gelmişiz 2022 artık 84 milyondan bahsediyoruz. Şimdi HDP seçmeni de doğal olarak çoğalıyor Türkiye nüfusuna paralel olarak. Ki HDP'li hanelerde genç nüfus daha fazla. Daha fazla. Şimdi öyle bir realitesi var durumda. Elbette son dönemde işte HDP'ye yapılan baskılar, gözaltılar, özellikle 2019'dan 2018'den bu yana yapılan baskıların çok daha arttığını, 20 bin insanın gözaltına alıp 10 bininin ya da 7-8 bininin tutuklandığı bir HDP'den bahsediyoruz. Ama buna rağmen HDP seçmeni gayet partisine sahip çıkmış durumda ve politik olarak da en politik seçmenlerden bir tanesinde HDP tabanının olduğunu söyleyebiliriz. Ben HDP'nin her durumda yapılacak erken seçim ya da vaktinde yapılacak bir seçimde asla bir baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yanı sıra da artık HDP'de bir emanet oy kalmadığını da düşünüyorum. Yani HDP'nin şu anda var olan 13,5 ya da 14 hata payında düşünecek olursak 12,5 gibi oyunun HDP'nin artık kor oyu olduğunu düşünüyorum. HDP'nin bu noktada stratejik oy temelli ya da emanet oyununda kalmadığını düşünüyorum. Zaten muhtemelen geleceğiz Fatih Bey. Sayın Cumhurbaşkanı'nın akşam Demirtaş ve Öcalan meselesini de ortaya atması bu da çok enteresan bir şey. Evet. Konuydu. Sayın Demirtaş'ın da bu noktada işte geçtiğimiz günlerde HDP'nin mitinginde varsayın ki ben de orada olacağım deyip attığı tweet bile birçok partinin alanda yapacağı mitingden daha fazla beğeni aldı. Öyle bir durum var. Dolayısıyla HDP'nin kapatma davasına geçmeden önce, oradaki anket sonuçlarına geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklaması, daha önceki açıklaması, işte Edirne, İmralı meselesi. Buradan muradı nedir? Yani bu çok büyük bir çaresizliğin göstergesi midir? Yoksa başka bir şey midir? Şimdi HDP tabanı üzerinde... Bu arada Devlet Bahçeli'den de o konuyla ilgili hiç ses çıkmıyor. Evet. Şimdi öyle de bir çok da enteresan bir durum var. Şimdi HDP seçmeni üzerinde şu etki çok net ve açık. Yani Sayın Demirtaş'ın HDP seçmeni üzerindeki etkisi inanılmayacak derecede çok yüksek. Bu noktada attığı bir tweetle, hatırlayınız 2019'da gerek Ankara'da gerek İstanbul'da HDP seçmenini ciddi anlamda Millet İttifakı'na yönlendirmiş durumdaydı. Halen de Sayın Demirtaş attığı tweetlerle gerek Türkiye soluna verdiği mesajlar, gerek Millet İttifakı'na verdiği mesajlarla HDP'nin bu noktada işte güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduğu, Millet İttifakı'nda yani masada olduğunu gösteriyor. Bölüyorum. Yani içeri atmak Demirtaş'ın etkisini kırmaya yetmedi. Yetmedi. Başka bir yöntem aranıyor. Tabii. Yani bu durumda HDP arasında, bunu Sayın Bahçeli bile söylemişti. Cümleyi yanlış hatırlıyorum. İfade etmek de istemiyorum. Öcalan'la Demirtaş arasındaki mevzu konusunda. Bu mektup zamanı öyle bir açıklama. Öyle bir açıklaması vardı. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada da işte daha önce de yaptığı cezasını, Edirne'dekinin cezasını İmralı'daki verecek şeklinde, işte ondan korksun falan filan. Bunlar artık HDP seçmeni içerisinde baktılar ki HDP'yi gözaltılarla ve benzeri şeylerle seçmeni kaybedemiyor.
kemik bir şey oluşmuş. HDP içerisinde çok basit polemikler yaratmaya çalışıyorlar ki HDP seçmeni bu tuzağa girebilecek bir seçmen kitlesi değil. Sayın Job'la devam etmek istiyorum. %50'ye yakın 49,1 HDP'ye açılan kapatma davasını yanlış buluyor. Yüzde kaç? 49,1 yanlış buldum. Yani eğer öyle işte Türkiye %32,4 de evet doğru buluyorum. 18,5'ta fikri yok. Onların muhtemelen haberi yok ya da korkuyorlar. Tabii şimdi bu tür gelişmeler yani sıradan yurttaş, ortalama vatandaş, sokaktaki vatandaş adını ne koyacaksanız. Yani bizim gibi böyle homo politikus değil bu insanlar. Yani önemli bir kısmın HDP'ye gerçekten kapatma davası açıldığının haberi de olmayabilir. Tabii. Bu oranlar doğruysa şayet yani bir hata payı ya da araştırmadaki bir şans eseri veya teknik bir aksaklık sonucu fazla iyimser bir tablo ortaya çıkmadıysa bu oranlar Türkiye demokrasi açısından iyimserlik yaratan oranlar. Fakat tabii HDP'nin gene de siyasette çok kolaylıkla bir tabu konu haline getirebildiği ve çok kolaylıkla düşmanlaştırılabilen bir parti olduğunu unutmamak lazım. Diğer bütün muhalefet partilerinin az veya çok HDP ile aralarına mesafe koymak istemelerinin arkasında da bu var. Yani HDP'nin hakkını, hukukunu savunmak muhalefetteki hiçbir aktör için kolay değil. Kolay değil, çekici değil, pek getirisi olmayıp maliyeti olabilecek bir şey. Şimdi HDP'nin kapatılması meselesi de az önce bahsettiğim kozlardan biri. Yani her koz oynanacak diye bir kural yok. Her koz hayata geçirilecek diye bir kural yok. Fakat HDP'nin kapatılma olasılığı ki hukuki işleyişe bakacak olursanız yani davanın görülme sürecine teknik olarak en erken Nisan veya Mayıs'ta bir karar çıkabilir. O kadar erken de çıkmaz ya. Hani çıkacak en erken yani karar. Yani önceki kapatma davalarına baktığımız zaman aslında 1,5 yıl bir ortalama evet. Görülüyor. Ama Nisan veya Mayıs olabilecek en erken zaman. Şimdi şu da bir olasılıktır. HDP'nin kapatılması sonucu bir boşluk doğacak. Şöyle bir boşluk tabii. O cenah yani hepten bu yana gelen 30 yılı aşkın o siyasi çizgi mutlaka seçime katılacak bir parti bulur. Vardır partisi. O parti hazır edilmiştir. Hatta partiler hazır edilmiştir. Fakat gene de bir kısa da olsa bir belirsizlik, bir türbülans, bir uçağın türbülansa girmesi gibi bir belirsizlik yaşanabilir. Tam o belirsizliğin üzerine mesela bir baskın seçime gitmek isteyebilirler. O da bir olasılık. Bu durumda da HDP seçmeni sandıktan uzaklaştırmak mıdır? Mesela HDP seçmeni sandığa küstürmek orada bir seçenek olabilir. Veya bu Öcalan Demirtaş fay hattı üzerinden yaratılacak bir yarılmanın... Fay hattı var mı? Bir fay hattı yaratılmayamış. Var. Siz olduğunu düşünüyorsunuz. Gerçekleri yani. Konuşalım. Var. Konuşalım buyurun. Yani var çünkü 2019'da gördük İstanbul seçimlerinde. Ayrı yerlerde konumlandılar. O mektup güvenilir bir mektup mıydı? Çünkü getiren yani, kişi de... Birdenbire çıkıverdi falan. Yani Fatih Bey. Fatih Bey. Şimdi ayrı saflarda konumlandılar. Ve yani tabii bu iktidarın son hamlesinin çalışıp çalışmayacağı da çok şüphe ve yaratıcı. O zaman ben çok kesiyorum ama şimdi siz bunun bir fay hattı olduğunu söylediniz. Buradan şöyle bir durum çıkıyor. Çünkü her ne olursa olsun HDP tabanı üzerinde bir gerçeği de itiraf etmemiz gerekiyor ki Öcalan çok önemli bir figür değil mi? Doğrusunu söylemek gerekirse. Mektuba rağmen taban dinlemedi. Tamam. Böyle bir, ki, o zaman yeni bir çığır açıldı. Şimdi, o siyasi çizgide bir yeni bir çığır açıldı. Önemli figür dediğiniz insanlar kimi dönemlerde kitle üzerinde, belli bir toplum kesimi üzerinde gerçekten çok etkili olabilir. Belli bir aşamadan sonra bir prestij olarak, bir sembol olarak hala etkisi olabilir ama real siyasette, pratik siyasette eski etkisini yitirmiş olabilir. Yeni nesil tanımıyor mu acaba? Yeni nesil tanımıyor olabilir. Demirtaş öyle yükselmiştir ki ve onun temsil ettiği değerler, hitap ettiği toplum kesimi, savunduğu değerlerin çekiciliği çok daha geniş bir kesimin desteğini kazanmıştır söz gelimi. Yani siyasette boşluğa da yer yok. Neticede ne olursa olsun yani 1999'dan beri mahkum olan bir kişiden bahsediyoruz. Perde arkasından ve dolaylı olarak siyasi bir rol oynamaya çalışıyor. Kimi zaman açılım süreçlerinde kendisine alan da açıldı. Ama ne olursa olsun yani hayatta akıyor bir yandan. Yani işte Hüseyin Bey de söyledi, kuşaklar yenileniyor, nüfus gençleşiyor. Yaşlı insanlar bu dünyadan çekiliyor, genç kuşaklar geliyor. Dünya değişiyor, toplum değişiyor, toplumların beklentileri değişiyor. Şimdi Demirtaş'ın
tuttuğu yer ve hitap ettiği toplum kesimi, yani o gerçekten de kolaylıkla meydan okunacak bir figür değil. Yani ağır basmaya başladı. Bu olabilir, böyle şeyler olur. Yani alakasız gibi gelecek bir örnek vereyim size. Bir zamanlar dağlara taşlara karı olan diye adı yazılan Bülent Ecevit, yıllar sonra siyasette yeniden geri döndü, yükseldi, birinci parti oldu. 3,5 yıl sonra %1 oy aldı. Evet. Şimdi yani el üstüne tutulan, yüceltilen kimi siyasi figürler zaman içinde hala belki prestij ve saygılarını muhafaza etselerdi eski siyasi nüfuzlarını yitirebilirler. Ve ben aralarında fay hattı olduğu görüşünü çok net, somut bir veriye dayandırıyorum, bir olguya dayandırıyorum. İstanbul seçimlerinde net bir şekilde ayrı yerlerde konumlandılar ve sizin de belirttiğiniz gibi HDP seçmeni Demirtaş'a kulak verdi. Evet. Bu önemli bir ayrımdır. Bu arada size bir ek yapmak, yine çok alakasız görünecek ama bu etkiyi yitirme bağlamında benim en trajik örnek olarak aklıma Yasir Arafat gelir her zaman. Tabii, 1959'da El Fetih'i kurar. Tabii. Sonra 69'da Çatı Örgüt, Filistin Kurtuluş Örgütü ile beraber parça parça diğer örgütleri birleştirir. Evet, 64 sonra, galiba. Hı-hı. 69, 64 Hı-hı. ya da sonra neredeyse ölünceye kadar işte Filistin için mücadele eder ama 59'da El Fetih'i kurduğundaki Yasir Arafat'la artık 89'da Hamas kurulduktan sonra gelinen aşama, İsrail tarafından izole edilmiş, etkisini yitirmiş. Arafat'ın Filistinler üzerindeki etkisi aynı değil. 2002 yılında neslinin de yenileşmesi Arafat'ın etkisini de yitirmişti. 2002 yılında Ramallah'taki ofisinde İsraillerin kuşatması altında kalmış olan ve elektriği İsrail ordusu tarafından kesilip mum ışığında dünyaya seslenmeye çalışan, 2 yıl sonra da hastalıktan hayatını yitiren Arafat, dediğiniz gibi 1970'lerdeki karizmatik Arafat değildir artık. Değildi. Etkisi de yoktu. Filistinli genç kuşak üzerinde Sayın Çalışkaner, %50'ye yakın HDP'nin kapatılmasına vatandaşların karşı olmasını Burak Bey fazla iyimser buldu. Yani umarım öyledir diyor. Yani, fazla iyimser derken yanlışlamak zaten haddim de değil, hakkım da değil. Ülke gerçeklerinde iyi bir... Ülke gerçeklerinde çok iyi bir oran. %50'ye yakın bir karşı çıkış söz konusu. Sizin buna dair değerlendirmeniz nedir? Bir de bu fay hattı meselesi. Edirne, siz de biraz önce girdiniz. Bu diri bir fay hattı. Var mı? Oradan daha yürünmeye çalışılacak mı? Önce bu %50'ye dayanan karşıtlık. Bir şey atlamamak gerekiyor. Ben de açıkçası bu araştırmamızda bu oranı gayet iyimser ve iyi buldum. Onu söyleyeyim. %49.1 HDP'nin kapatılmamasını savunan bir kitle var. Ancak düşününce üzerinde bazı cevap verenleri de dinledik. Yani ne diyorlar acaba? Kapatılmasını isteyenler, evet kapatılsın deyip hemen diğer soruya geçmiyor. Bayağı yorum da yapıyorlar. Şimdi bazen bizim çocuklar, anketör arkadaşlar dert mi babası gibi de hissediyorlar. Yani kapatılmasın ama şunu da yapmasın gibi öyle söylemler de var. Tabii şey atlamamak gerekiyor. Bugün artık Türkiye'de 84 milyonluk nüfusun içerisinde 20 milyondan fazla Kürt vatandaş var. Evet. Şimdi Kürt vatandaşın bir kısmı AK Parti'de olmuş olabilir, bir kısmı DEVA'da olmuş olabilir, bir kısmı Gelecek Partisi'nde olabilir. CHP'ye oy verenler var. Hatta MHP'ye oy veren, bir Kürt vatandaş kitlesi de var. Ancak HDP'nin bile o aldığı oy oranını düşünecek olursak, ki 2018'den bahsediyoruz, 6 milyon civarında oy aldı. Şimdi 20 milyon Kürt seçmeni de koyduğumuzda, her ne kadar başka partilere oy verse de HDP'nin kapatılması konusunda ciddi bir mağduriyeti hissediyorlar. Dolayısıyla öncelikle bu Kürt seçmeni, Kürt yani vatandaşı karşıtlık, ona bir yere koymak gerekiyor. Karşıtlık HDP'lilik değil. Evet, evet. Değil yani. Sizi destekleyecek. AKP'li Kürtler de buna karşı. Hüseyin Bey destekleyecek bir cümle söyleyeyim. Tabii, buyurun. AKP ile HDP arasında şu anki durum nedir bilmiyorum ama yakın geçmişe kadar kayda değer bir oy geçişkenliği vardı. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunu gördük. Tabii, şimdi bir seçimde AKP'ye, bir seçimde HDP'ye dönmüş, dönebilen bir seçmen için artık AKP'liliği ön plana çıkmış olsa dahi HDP'nin kapatılmasının tartışılması antipatik bir konudur. Kesinlikle size katılıyorum. Burak Bey o kadar doğru bir noktaya değindi ki yıllarca özellikle Güneydoğu'da sadece iki partiyle var oldu Türkiye siyaseti. Pusulada yani, çok parti vardı ama.
vardı ama gerçekten var olabilen ya da barajı geçebilen, milletvekili çıkarabilen iki tane parti vardı doğru düzgün. Yani biri AK Parti, diğeri HDP'ydi. Ve geçişkenlik tam da Burak Bey'in söylediği gibi Güneydoğu'da inanılmaz bir geçişkenlik vardı. Bugün AK Parti içerisinde de çok ciddi bir Kürt vatandaş var. Şimdi her ne kadar muhafazakar bir kesim Gelecek Partisi'ne ya da Deva Partisi'ne yönelmiş olsa da yine sağ seçmenle ya da sağ partiyle HDP arasında bir geçişkenlik var. Maalesef çok kolay olmuyor. Kürt seçmen ya da Güneydoğu'da maalesef İYİ Parti'ye ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçişkenlik halen çok sınırlı sayıda. Batı'daki Kürt seçmenden CHP oy alabiliyor sanırım değil mi? Evet, yani İstanbul, İzmir gibi Kürt seçmenden oy alabiliyor. Ancak Güneydoğu'ya indiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İYİ Parti'nin oy alması çok zorlaşıyor. Oradaki geçişkenlik durmuş durumda. Dolayısıyla da insanların %49 civarında bir insanın HDP'nin kapatılmasına hayır demesini bu bağlamda değerlendirirsek sanırım sonuçları daha şey yapabiliriz. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Güneydoğu'da hala kendisi için işte helalleşme adımı olabilir. Geçenlerdeki demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçiyor demesine rağmen oyalamamasının sebebi hatların çok keskin olması. Şöyle yani. Yani gri bölgede kalıyor. Fatih Bey şimdi oy alamıyordur da Kürt seçmeni ya da Kürt seçmen demeyeyim yanlış bir tabir. HDP seçmeni ya da Kürt HDP seçmeni. İkinci partisinin CHP olmaya başladığına dair de sanırım bazı veriler var. Yani henüz birinci partisi değil, belki olmayacak ama ikinci partisi değil mi? Burada size katılıyorum Burak Bey. Yani Millet İttifakı'nda özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlar var. İşte bundan birkaç ay önce yapmış olduğu HDP legal bir partidir. Bir Kürt sorunu vardır ve bu Kürt sorununun çözüm yeri de meclistir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu çıkışları çok kolay yapabilen bir parti değildi hatırlayınız. Dolayısıyla devletin kodlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodları neredeyse eşit bir partiydi. Bu çıkışları yapıyor olması HDP seçiminde sadece şöyle bir soru işareti yaratıyor. Ne kadar samimi? Samimiyetle ilgili soru işaretleri var. Ancak bu çıkışların yapılıyor olması da çok değerli oluyor. İşte geçtiğimiz günlerde Sayın Pervin Buldan ve Sayın Mithat Sancar'ın CHP'ye yapmış oldukları ziyaret, Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber yapmış oldukları basın açıklaması HDP açısından önemli. Ancak olası bir HDP'nin kapatılması durumunda ki ben ihtimal vermiyorum. HDP'nin bir B planı gerek CHP üzerinden de olabilir. Diğer durumda da Demokratik Bölgeler Partisi de şu anda seçime girebilecek yeterliliğe sahip bir parti. Çok pardon, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı listede var mı Demokratik Bölgeler Partisi? Olması gerekiyor, yanlış bakmadıysam. Çünkü arkadaşlar belki arkadaşlar kontrol etsin, bende var diye hatırlıyorum. Çünkü bende öyle bir durum var. B planı çerçevesinde eğer HDP isterse seçmeni Demokratik Bölgeler Partisi'ne de yönlendirebilir, CHP'ye de yönlendirebilir. Bu noktada ben ama şeye ihtimal vermiyorum. Ben HDP'nin kapatılacağına ihtimal vermiyorum. Bu konuyla ilgili size bir ek yapayım. Aslında bakacak olursanız HEP kurulmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek kazandığı 77'deki en son genel seçim ve 89'da SHP'nin kazandığı yerel seçimde bugünkü HDP'nin birinci çıktığı coğrafyanın tamamında CHP'nin ve HDP'nin birinci parti olduğunu görürüz. Gerçek üstü gelecek yeni nesil de şu söyleyeceğim şey. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 89'da SHP'liydi. Hatta sadece sanırım bir de Hakkari de o tarihte. Sadece Diyarbakır değil. Sakarya ve Kayseri, Sakarya ve Kayseri'yi de CHP kazanmıştı. Trabzon daha bile geç tarihte kazandı. Evet. Yani bu 2004'te de kazandı Trabzon'u. Çok doğru. Yani bu mevcut tablo, mevcut bölünmeler, mevcut oy dağılımının ezelden ebede geldiği ve gideceği gibi bir yanılgıya kapılmamak lazım. Süremizin de sonuna geliyoruz. Aslında ankette daha çok konu var. En güvenilir kurum vesaire falan ama şu Millet İttifakı'ndaki durumu ekstra konuşmadan... Ekstra süre alamıyor muyuz? Güzel sohbet ediyor. Evet, bence de güzel sohbet ediyoruz ama maalesef ekstra süre alamıyoruz. Program akışıyla ilgili bir sıkıntımız var. Ama buradan bizi kanal yönetimimize duymuş olsun. Söylemekte çok özür dilerim. Araştırmada şuna da dikkat çekmek istiyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamasını doğru buluyor musunuz? Sorduk biz. Hı hı. Orada çok büyük bir kitle, %58.3 gibi bir kitle hayır doğru bulmuyorum diyor. Alınmamasını doğru bulmuyor. Doğru bulmuyor. Dolayısıyla da her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Soylu şey demişti, mekan basmaya gitti demiş olsa da... Mekan basma da ne için kullanılır bu arada? Bunu hepimiz biliyoruz. Sayın Soylu'nun bilinçaltı da
Bize çok. Bu anlamda halkta öyle bir tepki de yarattı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı gerek velilere gerek diğer kısımlara çok yakın bir şey. Her ne kadar bakanın ismi bilinmiyor olsa da bu anlamda doğru bulunmadı. Alınması gerekiyordu ana muhalefet liderinin o kurumlara. Onu da müzakere etmek istiyorum. Bakanın adı da Mahmut Özer. Ben bilmiyorum. İnanın ben bilmiyorum. Şimdi Millet İttifakı'nda bir takım gelişmeler var. Kimileri bunu çatırdama olarak yorumluyor. Kimileri ön alma olarak yorumluyor. İYİ Partili isimlerden CHP'ye yönelik sert açıklamalar geliyor. Böyle enteresan. Mesela İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik sahibi olduğu Yeni Çağ gazetesine iki gündür manşet oluyor. En son söylediği CHP ile ittifak yapmaya mecbur değiliz. Parti içinden böyle sesler yükseliyormuş gürül gürül. Sürekli de İBB'yi hedef gösteriyor. Taleplerimiz ulaşmıyor diyor ama Ankara Belediyesi'ni mesela es geçiyor. Bu bir çatırdama mıdır? Çünkü Bekir Bozdağ da demişti ki 3. ittifak CHP kurduruyor. Yeni bir sağ ittifakı da işaret etmişti. Kamuoyu da işaret ediyor İYİ Parti önderliğinde. Ahmet Çelik de öyle eğilimler var bizde diyor. Buna dair genel değerlendirmeniz nedir? Bu arada İYİ Parti seçime kurulduğu zaman girebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili almıştı. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de herkese bu arada omuz verdi. Yani geçmişte HDP'ye de omuz verdi. Ama İYİ yetmiyor galiba. Buna dair değerlendirmeniz nedir İYİ Parti'den? Çatırdıyor mu? Yoksa hayır, bunlar... Çatırdamıyor. Bunlar doğal şeyler. Olur doğal. Bunlar. Olur böyle şeyler. Fakat yani tabii olur böyle şeyler derken çok tabii hayra alamet şeyler de değil. Yani muhalefetin insicamı biraz erken bozuldu. Yani sanki seçim olmuş kazanılmış da şimdi yeni düzende partiler konumlanırken birbirleriyle rekabet ediyorlarmış gibi bir hal var. Daha bu maç oynanmadı. Yani maçın favorisi Millet İttifakı olabilir ama oynanmamış maç kazanılmış maç değildir. İnsicam biraz erken bozuldu. Yani bu muhalefetin insicamının bozulmasıyla AKP oylarındaki hafif kıpırdanış arasında da bir ilişki vardır. Bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi bu manzara toparlanır, toparlanabilir önümüzdeki aylarda, ilkbaharda. Ama yani İYİ Parti cephesinden böyle serzenişler geliyorsa birkaç açıklaması olabilir. Birincisi ittifak içindeki pozisyonlarını güçlendirmek istiyorlardır. Yani ittifak dediğiniz şey partnerlerin al gülüm ver gülüm, can ciğer kuzu sarması oldukları bir yapı değildir. Ortak çıkarlar ve ortak değerler doğrultusunda bir araya gelen ama farklı programları olan partilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ittifak içi çelişkiler, pazarlıklar yol boyunca devam eder. Şimdi Cumhur İttifakı içinde çatırdamalar yok mu? Yani şu Sezen Aksu konusunda bile çatırdadılar. Hı hı. Tayyip Erdoğan onu kastetmedim diyor. Devlet Bahçeli serçeliğini bil, kuzgun değilsin sen diyor. Ama soru şu, bu hangi noktaya kadar varacak? Mesela üçüncü bir ittifaktan söz ettiniz. Benim iki yıl önce yaptığım bir simülasyon vardı. Tabii iki yıl önce partilere oy oranı olarak... Bu arada süremizin sonuna geliyorum. Hüseyin Bey'e bir son söz vereceğim. Tamam, yani iki yıl önce yaptığım simülasyona göre üçüncü bir sağ ittifakın oluşması, üçüncü bir ittifakın, ayrı bir sağ partiler ittifakının oluşmasının İYİ Parti'ye de diğer küçük sağ partilere de bir faydası olmadığı görülüyor. Havuzu büyük tutmak. Havuzu büyük tutmak mevcut seçim sisteminde ittifak partileri için çok daha kazançlı. Evet, işte, kazançlı görünüyor. Küçük de bir hatırlatma yapayım Hüseyin Bey geçmeden önce. En son yapılan seçimde 9 virgül küsür oy almıştı İYİ Parti. Yani ona yakın. 10 değildi ama. Yani 9.96 gibi bir şey aldı. Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapmasaydı meclise tabii giremiyordu. Öyle de, şu an öyle bir durum söz konusu değil ama orada da öyle bir ayrıntı var. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir çatırdama mıdır? Ön alma mıdır? Nedir değerlendirmeniz? Şimdi bence bu çatırdama ya da öne alma değil. Bunu ben şöyle okuyorum. Öncelikle evet, bir ittifaklar söz konusu. Yani burada Saadet Partisi var, Deva Partisi'nin ya da Gelecek Partisi'nin ittifaka katılımı söz konusu. Şunu bir kere görmek gerekiyor. Her ne kadar ittifak da olsalar bunlar ayrı partiler. Şimdi tabanları çok farklı. Dolayısıyla herkes kendi tabanına seslenmek durumunda. Ama şöyle bir durum var burada. Özellikle Sayın Çelik'in yaptığı açıklama İBB'yi hedefe koyuyor. İYİ Partililerin taleplerini kulaklarını tıkıyor. Bu konu kangren haline geliyor. Şöyle, ama parti... gelen bilgiler de o yönde değil. Şöyle ben Cumhuriyet Halk Partisi tabanından da bunları duyuyorum. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da Sayın İmamoğlu'na hedefe koyanlar var. Yani bir nevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işçi bulma kurumu gibi algılanınca... Şimdi herkes kendi tabanından oraya insan sokmaya çalışıyor. Şimdi herkesin de gözü Sayın İmamoğlu'nun üzerindeyken, işte aldığı insan sayısı belliyken, hatta Türkiye'deki terörist sayısı %150 iken
İBB'de 557 terörist var diye söylenirken tüm partiler kendi tabanından oraya insan yerleştirmeye çalışıyorsa İmamoğlu da tabii buna bariyer koyunca bu noktada istediklerini elde edilemeyen milletvekili ya da partililer bu noktada tepki koyuyorlar. Ancak, Akşener'e rağmen bu açıklamalar yapılabilir miydi? Yapılabilir. Şöyle yapılabilir. Birazcık danışıklı dövüştür. Yani kapının arkasında başka şeyler de oluyordur. Sayın Akşener şu anda AK Parti, İYİ Parti'nin tek hakimi. Dolayısıyla da CHP ile yaptığı ittifak çok ortada. Ancak buna rağmen tekrar ısrarla söylüyorum. İYİ Parti başka bir parti. Tüzüğü başka. CHP başka bir parti. Dolayısıyla da eleştirilebilir. CHP'nin genel başkanı CHP'liler tarafından eleştirilirken İYİ Parti'nin de bunları eleştiriyor olması ya da bu tip açıklamalar yapması ben çok normal görüyorum. Sanırım İYİ Partiler şöyle bir şey duymak istiyorlar CHP yönetiminden. İYİ Parti cephesinden gelen eleştiri ve serzenişi duyduk, not aldık, değerlendireceğiz. Sanırım. Evet, böyle bir şey duymak istiyorum. Ben de programı kapatmadan önce Burak Bey'in programın başında söylediği bir sözü hatırlatarak noktalamak istiyorum. İktidarın algı yönetimindeki başarısından bahsetmişti. Bu bir çatırdamaya delalet etmiyor olabilir ama çatırdama algısı yaratırsa bence bir sonraki anketinize yansır. Millet İttifakı'nın da bu noktada algıyı yönetmesi gerekir diye düşünüyorum. Ayrı ayrı çok teşekkür ederim katılımınız ve katkılarınız için. Daha geniş bir zamanda bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Umarız. Çok teşekkür ederim. Kanal yönetim duy bizi. Bugün de Gündem Özel'in sonuna geldik. En yeni, en taze kamuoyu araştırmasını sizlerle paylaştık ve üzerine konuştuk. Bizden sonra ana haber var. Hoşçakalın.